Ne kadarı gerçeğe döndü bilinmez ama bu öneriyi yapan isimler örneğin böylesi bir video toplantıyla karşı karşıya kaldıklarında CHP Genel Merkezi bu video toplantısına bir değerlendirme sunduğunda kendi önerilerinden meseleler ne kadar farklı gidiyor, ne kadar önünde gidiyor, ne kadar uyumlu gidiyor, ne kadar bekledikleri oluyor. Bunu da merak ediyoruz efendim. Hem eski başbakan yardımcımız, hem dışişleri bakanımız, hem CHP'nin eski genel başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bizlerle birlikte Murat Karayalçın. Soracağız efendim. O nasıl okuyor acaba bu süreci? Doğrusu ben çok merak ediyorum. Dönelim. Şimdi partinin büyükleri olarak adlandırılan isimlerin değerlendirmeleri. CHP'ye bakalım yeni bir perspektif sunacak mı? Dönelim konuşmaya başlayalım. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar, hoş bulduk. İlk sorum şu olsun, siz bu toplantıyı nasıl değerlendirdiniz? Herkes şunu soruyor, tartışıyor. Parti üyeliği ya da parti örgütü meselelerinde e, tecrübesi olmayan vatandaşlarımız diyorlar ki ya değişim isteyen partililer e, böyle görüşmezler mi ya bu normal değil midir? yani değişim adına bir imza toplanması Parti meclisine sunulacak olması bir değişim arayışı zaten böyle olmaz mı? bunun yani başka bir formülü var da tercih etmeyip en olmadık en parti içinde geleneksel olarak kabul edilmeyecek yöntemin mi denemiştir? Ekrem İmamoğlu ve onunla beraber bu toplantıyı yapanlar yoksa bu normal bir toplantı zaten değişim parti içinde böyle başlar böyle sürdürülür prosedüre işin doğasına uygundur mu diyeceksiniz nasıl okuduğunuzu bu süreci nasıl izlediğinizi merak ediyorum ee, Can Bey bütün Cumhuriyet Halk Partileri olarak bir arayış içindeyiz kendi çevremizde değerlendirmeler yapıyoruz tartışıyoruz ee, yaşanmış olan olumsuzluğun e, nasıl giderileceğini Cumhuriyet Halk Partisinin yeniden e, iktidar da e, yer alması için nelerin yapılmasını e, e, ortaya koymamız gerekir. Onları araştırıyoruz. E, bir grup arkadaşımız e, önceki gün çevrim içi bir toplantı yaparak e, bu konuyu ele almışlar. Bu konuyu ele almışlar. Başka bir konu daha var. E, görevden alınan il örgütlerinin ilçe örgütlerinin Tabii başvurularını parti meclisinde görüşebilmek için, parti meclisinin de toplantıya çağrılması için girişimde bulunuyorlar. Her iki toplantıda Cumhuriyet Halk Partilerin olağan olarak, doğal olarak, normal olarak yapabileceği şeyler, hele parti meclis üyeleri tabii ki bunları tartışacaktır. Burada bu toplantının yadırganmasının büyük ölçüde e, beklenmeyen bir biçimde e, kamuoyuna yansıtılmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Yani arkadaşlarımız öyle anlaşılıyor ki uzunca bir süredir bu toplantıları yapmaktalarmış. Evet. E, bu da gayet doğal. E, ama keşke bu e, hani açık olsaydı. Daha doğrusu keşke bir grup arkadaşımızın, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin parti meclisi üyesi, arkadaşlarımızın böyle bir toplantı böyle bir çalışma içinde olduklarını e, keşke bilseydik. Ben bilmek isterdim. Hı hı. Yani bunu da şu nedenle e, önemsiyorum. Yani e, orada neler dile getiriliyor? Arkadaşlarımız neleri öneriyorlar? E, onu öğrenmiş olurdum. E, belki benim baştan bu yana dile getirdiğim e, yapısal dönüşüm e, diye adlandırdığım önerilerimle arkadaşlarımın önerilerini paylaşma fırsatı ortaya çıkabilir diye umuyordum. Aslında bunu yalnızca Ekrem Bey'in başkanlığında yapılan toplantıya katılan arkadaşlarımız için söylemiyorum. Cumhuriyet Halk Partili başka gruplar çalışıyorlarsa, toplanıyorlarsa herkes için söylüyorum. Bu açık olmalı açık bir biçimde yapılmalı. Nelerin ele alındığını, nelerin tartışıldığını hep birlikte bilmeliyiz. Ben düşüncelerimi seslendiriyorum. Siz de biraz önce söylediniz Can Bey. Her platformda yapısal dönüşüm diye adlandırdığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yeni siyasi mimari önerisinin ne olduğunu, ne olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi bu çalışmalar doğal. Ama hepimizin içinde bulunduğumuz bu kritik süreçte üç şeye özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütünlüğüdür. O bizim hepimizin kırmızı çizgimiz olmalıdır. İkincisi başta Sayın Genel Başkan olmak üzere Sayın Genel Başkanımız olmak üzere tüm partilerimizin kim olursa olsun saygınlığını gözetmeliyiz. Üçüncüsü de açık olmalıyız. Ne söylediğimizi, neyi tartıştığımızı ortaya koymalıyız. Aslında bu açıklık dile getirilen düşüncelerin açıklığa kavuşturulmasını da içermekte. Yani değişim dediğimiz zaman ne anlatmak istiyoruz, ne anlıyoruz? Yenileşme dediğimiz zaman ne anlıyoruz, ne anlatmak istiyoruz? Yapısal dönüşüm dediğimiz zaman da ne anlıyoruz, ne anlatmak istiyoruz? Şimdi bizim tarihimizde Can Bey, bu 100 yıllık tarihimizde çok zor günler yaşadığımız oldu. Böyle öldük öldük dirildik diye adlandıracağım, niteliyeceğim dönemler de oldu. Şimdi benzer bir dönemin içindeyiz. Biz buradan çıkarız. Bizim buradan çıkmamız her birimizin, bütün CHP'lerin biraz önce söylemiş olduğum bu üç ülkeyi gözetmelerine bağlı. Bu üç ülkeyi gözeterek tartışmalıyız. Daha da yaygın bir biçimde tartışmalıyız. Süremiz çok fazla değil. Ayrıca tartışmakta olduğumuz konulara, Can Bey, bana göre başka konular da eklemeliyiz. Özellikle yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Evet. Yerel yönetim seçimleri ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir kentsel düzen öngörüyor? Bunu nasıl ortaya koyacağız? Nasıl bir çalışma yapacağız? Örneğin ben bu konuda mevcut olan sürece ek olarak yani ilçe mahalle temsilcilerinin seçimi şu anda gidiyor. Sonra ilçe kongreleri başlayacak. Sonra il kongreleri olacak. O sürece paralel olarak bir de yerel yönetimler için bir başka süreci işletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hatta Türkiye'ye çağrıda bulunmalıyız diyorum. Yani kent konseylerini, üniversiteleri, akademisyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024 yerel yönetim seçimlerinde neleri önereceğine ilişkin düşüncelerini bizlerle paylaşmalarını istemeliyiz. Bunları toplamalıyız. Bir sekreterya oluşturmalıyız genel merkezde. Sonra da bunu bölge toplantılarıyla örgütümüzle paylaşmalıyız. Sonra da bana göre bir başka kurultayı yapmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Kurultayı. Üç gün sürsün, beş gün sürsün. Türkiye bizim bu konuları tartıştığımızı, daha doğrusu neleri tartıştığımızı, neleri öngördüğümüzü görsün. Sonra da buradan hareketle bir strateji çıksın, bir karar paketi açıklansın. Ardından belediye başkanlarımız belirlensin. Onlar da kendi bölgelerinde seçim çevrelerinde ittifak görüşmeleri yaparak, ittifaklar konusunu yerelde değerlendirerek, örgütlerimizle belediye başkan adaylarımız bunu yerelde değerlendirerek seçme gitsin. Yani iki süreç. Yani bir şu anda tartıştığımız konular bir de bu konu. Şimdi biz işin biçimsel yönünü tartışıyoruz. Yani bu protokole uygun muydu, hiyerarşiye uygun muydu onu tartışıyoruz. Bunu kim sızdırdı? bir polisiye olay, onu tartışıyoruz. Allah aşkına tartışacak başka şeyimiz yok mu? Yani? Çok ciddi konularımız var. Bunları tartışmalıyız. Biraz önce önerdiğim bu konuyu tartışmalıyız. Buradan iyi çıkarız. Yani biz geçmiş yıllarda yaşadığımız sorunları yenileşerek aşmış olan bir hareketiz, bir partiyiz. Bizim iddialarımız var. Türkiye'nin geleceğine dönük iddiamız var. Biz Atatürkçüyüz. Biz solcuyuz. Biz aydınlanmacıyız. Bu kimliklerimizle Türkiye'nin geleceğine damgasını vurabileceğimiz bu seçimlere hazırlanmalıyız. Bence asıl önemli olan bunların tartışılması. Parti için ne öneriyoruz? Partinin geleceği için ne öneriyoruz? Yerel yönetim seçimleri için ne öneriyoruz? Bunları ortaya koymalıyız Can Bey.